Sevgili gençler, değerli veliler, hepinize merhaba. Biliyorsunuz, uzun süreden beri dünyadaki insanlığı meşgul eden koronavirüs nedeniyle aşağı yukarı tüm Türkiye'de bütün etkinlikler durduruldu. Biz de eğitim müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi'ndeki derslerimizi dondurmak zorunda kaldık. Ama sizler evde otururken biz boş durmadık. Eğitimle ilgili çalışmalarımızı bundan böyle YouTube kanalım üzerinden evde otururken izleme fırsatı bulacaksınız. Yani eğitime aslında farklı bir şekilde devam etmiş olacağız. Siz sevdiklerinizle beraber sağlığınızı evde korurken biz hizmeti ayağınıza getireceğiz. Ne olursunuz evde kalın, birbirinize sahip çıkın. Siz sağlıklı kaldıkça biz de size hizmeti getirmeye devam edeceğiz. Koşullar ne olursa olsun Maltepe'de daima sevgi kazanacak. Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz prizmalar konusu. Hemen konumuza geçelim. Prizmalar tabanlarına göre adlandırılır arkadaşlar. Eğer tabanım üçgen ise, yani dik üçgen ise üçgen dik prizma. Tabanım dikdörtgense dikdörtgen dik prizma. Eğer tabanım düzgün altıgen dik prizma şeklinde ifade ederiz. Şimdi prizmalar için kullanacağımız bazı formüller var. Hacim. Hacim tüm prizmalarda taban alanı çarpı yükseklikte bulunur. Taban alanımı buluyorum. Tabanım kare ise, kare dik prizma var mesela. İlk önce karenin alanı buluyorum, sonra yükseklikte çarpıyorum. Tabanım dikdörtgense tabandaki dikdörtgenin alanını bulup yükseklikte çarpıyorum. Tabanım üçgense üçgenin alanını buluyorum, yüksekliğe çarpıyorum gibi. Yanal alan taban çevresi çarpı yükseklikle bulunur. Yüzey alanı iki tane taban alanı. Çünkü şöyle düşünün bakın. İki tane tabanım var. Ve bir de yan yüzlerim var değil mi? Şuralar, şu taradığım kısımlar hep yan yüzeyler. Dolayısıyla bu şekilde yüzey alanını ikisinin alanını bulup toplayarak yapabilirim. Şimdi bir örnekle başlıyoruz. 2012 LYS sorusuymuş. Bir yan yüzünün çevresi 18 olarak varmış. Şimdi yan yüzlerime baktığım zaman, bakın bu bir altıgen prizma değil mi? Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, altıgen prizma. Bir yan alanımın çevresi 18 cm. Yani ben dikdörtgenimin uzun kenarını A, kısa kenarına B dersem, burası da B, burası da A olacaktır. 2A artı 2B'nin 18 olduğunu, A artı B'nin de 9 olduğunu bulabilirim, değil mi? Tabii ki burası A ise bunların hepsi ne arkadaşlar? A. Burası B ise bunların hepsi B. B. Şimdi ben bunu kapattığım zaman hayal edin. Şu kenarla şu kenar üst üste geleceğinden burası da B. Düzgün olduğundan buralarda hep B, 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 B. Aynı şekilde buraları da yazıyorum. Ben sorunun tamamını tahtaya yazmadım. Zaten size PDF olarak attığımızda göreceksiniz. İhtiyacımız olan bilgilerin olması yeterli. Şimdi taban çevresi 24 cm. Tabanım altıgen değil mi? Evet. O zaman benim bir kenarım, yani tabanımın bir kenarı 4 cm'dir diyebilir miyim? Nereden buldum bunu? 24'ü hemen 6'ya böldüm. 4 dedim. B 4 ise A da buradan 5 gelir mi? Evet. A eşittir 5. B eşittir 4. İkisinin toplamı 9. Şimdi benden bu açılımın çevresini istiyor. Ben B'yi ne bulmuştum? 4 bulmuştum. B gördüğüm yerleri 4'er 4'er sayacağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80. Bakın sadece şu B'leri saydım. 80 buradan geldi. Artı diyorum. AA, iki tane A'ya ihtiyacım var. 5, 5 topladım. 10. Ne geldi? 90. Bakın çok basit bir soru. 2012 LYS sınavında çıkmış. Yani ikinci bölümde sizin AYT kısmınızda çıkmış.
Evet, üçgen dik prizmanın yüzey alanını istiyor. Ne yapacağım? İlk olarak üçgen dik prizmanın taban alanlarını bulacağım. Bakın, tabanım dik üçgen mi? Evet. 5 çarpı 12 bölü 2. Sadeleştirdim. 30. Bunun alanı 30'muş. O zaman yukarıdaki tabanımın alanı da 30 mu? Evet. Şimdi üçgen dik prizmanın yan yüzleri dikdörtgen değil mi? Evet. Peki dikdörtgenin bakın kısa kenarı ve uzun kenarı 5 ve 10 şekilde burada vermiş. 5 çarpı 10 buradan geldi. Artı. Burası da aynı şekilde. 12. Burası 10 ise burası da 10 değil mi? 12 çarpı 10 buradan geldi. Artı. Şimdi benim bu üçgenin yüksekliğini dikdörtgenin yüksekliğini biliyorum. Yani şu uzunluğu biliyorum. Burayı da bulursam ikisini çarpacağım ve şu ön yüzdeki dikdörtgenin alanını bulacağım. 5, 12, 13 üçgenim vardı. 13 çarpı 10. Bu da buradan geldi. Hemen şu yan yüzleri de toplayalım. 50 burası. 120 burası. 130 burası değil mi? Hemen 120, 130, 250, 50 de buradan geldi. 300. Bu benim yan yüzlerimin alanı. İki tane tabanım vardı. İkisinin alanı da 30-30'du. Topladım. 60. Yani 300 artı 60'tan cevabım 360. Geldik bu soruya. İkizkenar yamuk dik prizma varmış. Yani tabanlarım ikizkenar yamukmuş değil mi? Şimdi benden bu prizmanın hacmini istiyor arkadaşlar. Hacim dediği zaman ne yapıyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik. Peki benim taban alanımı bulmam için tabanım ne? Yamuk değil mi? Evet. İlk önce bu yamuğun alanını bulacağım. Ne yapacağım? İkizkenar şöyle çizelim. Burası 6'ymış. Bakın aynı şekilde şurası 2'ymiş değil mi? Burası 2 ise çünkü burası da 2. Öyle düşüneceğim. Burası 6 ise burası da 6. Peki şu yan kenarlar, ikizkenarlar kök 13 müymüş? Kök 13. Hemen ben yamuğu nasıl buldum? Yamuğun alanını nasıl buldum? Hatırlıyorum. Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte. Hatırladınız mı? Alt tabanım var, üst tabanım var. Neye ihtiyacım var? Yüksekliği. İkizkenar yamuk olduğu için hemen şuradan yükseklik indiriyorum. Burası 2 ise burası da 2. 6'dan 2 çıktı. 4. Onu da 2 eş parçaya ayıracağız. 2, 2. Buraya h dersen bakın burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgende Pisagor yapıp h'ı bulacağım. 2'nin karesi artı h'ın karesi eşittir. Kök 13'ün karesi. 4 artı h kare 13. O zaman h buradan ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Evet, tabanımın alanını bulabilirim artık. Alt taban 6, üst taban 2 bölü 2 çarpı 3. Ne oldu? 8 bölü 2, 4, 4 kere 3, 12. Değil mi? Artık ben alanımı buldum mu? Evet, bu tabanımın alanı ne? 12 mi? Peki yüksekliğim ne arkadaşlar? 4 mu? Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Tabanımın alanı 12, yüksekliğim 4. Çarptım, cevabım 48. Evet arkadaşlar, sırada dikdörtgenler prizması başlığımız var. Dikdörtgenler prizmasında tabanım dikdörtgen. Çünkü bu şekilde adlandırılmasının sebebiydi değil mi? Şimdi yüzey köşegeninden bahsedeceğiz. Yüzey köşegeni dediğim benim için herhangi bir yüzeyindeki köşegen. Mesela ben şunu seçtim arkadaşlar. Şuraya C yazalım. Şimdi yüzey köşegeni de şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Bunun 3 boyutlu olduğunu düşüneceksiniz. Burası dik. Doğru mu? Dik gibi durmasa da dik olarak düşüneceğim. Burası A, burası B ise burası da B. O zaman ben bu yüzey köşegenini bulurken Pisagor'u kullanabilirim. Değil mi? O zaman şuraya DB dersem eşittir. Hatta şuraya yazalım. DB uzunluğu eşittir. Karekök içerisinde A kare artı B kare şeklinde bulabilirim. Yüzey köşegeni. Eğer ben şu yüzeyde köşegen çizseydim onun için farklı bir formül uygulayacaktım. O zaman da ne diyecektim işte? B kare artı
C kare diyecek. Anlaştık mı? Mantığını anlarsak unutmayız. Şimdi cisim köşegenine bakacağım. Cisim köşegeni dikdörtgenler prizmasının en uzak iki noktasını birleştirir. Yani en uzak iki noktası H ve B noktası bakın. Şimdi ben burayı kök A kare artı B kare bulmuştum. Aynı şekilde burada da bir dik üçgen var mı? Bakın. Evet, dik gibi görünmüyor. Ama siz onu dik gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Şimdi burası C ise burası da C. Dik üçgenim var. O zaman ben yine şurayı bulmak için buraya da X diyeyim mesela. X'i bulmak için yine Pisagor yapabilir miyim? Evet, yapabilirim. O zaman C kare artı karekök içerisinde A kare artı B karenin karesi eşittir X'in karesi dersen güzel olur değil mi? C kare artı A kare artı B kare eşittir X'in karesi. O zaman X kare eşittir A kare artı B kare artı C kare diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Hacim yine taban alanı çarpı yükseklik. Tabanım A çarpı B çünkü dikdörtgen. Yüksekliğim C. C evet doğru yazdım. A çarpı B çarpı C hacimim. Alana bakalım. Şimdi alanı bulmak için ilk önce taban alanlarına bakalım arkadaşlar. Bir kere A çarpı B var şu tabandan değil mi? Aynı taban yukarıda da var. O zaman iki tane AB diyelim. Artı şimdi şu yan yüzlere bakıyorum. Burada BC, BC var. Yani iki tane BC var. Artı bir de şu ön ve arka yüzü hayal edin. A çarpı C, A çarpı C var. Yani iki tane AC var. Şöyle düşünebilir miyim? İki parantezinde AB artı BC artı AC diyebilirim. Şimdi bana bir dikdörtgenler prizması vermiş. Cisim köşegenini vermiş. Benden prizmanın hacmini istiyor. Prizmanın hacmini bulmak için ne yapmam lazım? Taban alanı çarpı yükseklik yapmam lazım. Taban alanını bulacağım. Bulabilirim ama yüksekliğe ihtiyacım var. Peki ben bu yüksekliği nasıl bulabilirim? Diyorum ki ben D noktasıyla B noktasını birleştirdim. Burası 6, burası 6, burası 3, burası 3. Burası dik üçgen değil miydi? O zaman 3, 6, 3 kök 5 diyebilirim. Nasıl hemen direkt yazdım arkadaşlar? Hatırlayın bir dik üçgende. Dik kenarlardan biri diğerinin iki katı ise hipotenüs küçük kenarın kök 5 katıydı. Bir baktım ben burada dik kenarlardan biri 3 diğeri 6. 6 3'ün 2 katı. O zaman hipotenüs küçük kenarın kök 5 katıdır. Doğru mu? Evet. Hemen burayı buldum. Hemen şurayı silelim. Buranın da dik olduğunu biliyorum arkadaşlar bakın. Evet ben dik gibi göremesem de aslında burası dik. Peki buraya h dersem... Hemen Pisagor'dan h kare artı 3 kök 5'in karesi eşittir 7'nin karesidir diyebilir miyim? Evet. H kare artı 45, 49 eder. H kare 4 ise h buradan 2 gelir. Yüksekliğimi buldum. Artık hacmi taban alanı çarpı yükseklik yapacağım. Taban alanı 6 kere 3, 18. Yüksekliğim 2, cevabım 36. Geldik bu soruya. Alanı 76 cm kare olan bir dikdörtgenler prizmasını farklı 3 ayrıntı ABC'de. Şimdi alanı 76 cm yani iki parantezinde AB artı AC artı BC. Bakın dikkat edin. AB ve C'nin her türlü gruplandırmalarını yapıyorum. Bak AB ile AC ile değil mi? Pardon AB ile AC ile. BA ile BC ile ve CA ile CB ile. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu neye eşitmiş? 76'ya. Sadeleştirirsem AB artı AC artı BC 38 olmalı. Şimdi bunu vermiş. Şimdi 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 19 bölü 24. Prizmanın hacmini istiyor benden. Prizmanın hacmi neydi aslında? Dikdörtgenler prizmasının. A çarpı B çarpı C değil miydi? Yani ben şunu bulmam lazım. Değil mi? Hemen şurada payda eşit diyorum. Bunu BC ile, bunu AC ile, bunu AB ile genişletiyorum. Yeni düzenlenmiş hali ne oluyor? BC artı AC artı AB bölü
A, B, C eşittir 19 bölü 24. Ben şuranın 38 olduğunu biliyorum. 2'ye bölünmüş değil mi? O zaman şu da 2'ye bölünmüş hali değil mi? Evet. Burası o zaman 48. A çarpı B çarpı C dediğim şey hacim değil miydi? Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 48'e. Geldik buraya. Dikdörtgenler prizması verdi. HK uzunluğunu benden istiyor. Şimdi HK uzunluğunu bulmak için burası 2 ise hemen şuraya 2 yazdım. Burası 4 ise buraya 4 yazdım. Burası 6 ise burası da 6. O zaman 3, 3 mü paylaşacak arkadaşlar? Evet. Şimdi düzenliyorum. Bakın şöyle. 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 Ve şöyle. Bakın. Ne yaptım ben aslında burada? Dikdörtgenler prizmasını iki eş parça gibi düşündüm. Yukarıda işlem yapacağım, tamam mı? Peki. HK uzunluğunu soruyor. HK uzunluğunu bulmak için şöyle bir şey yapabilir miyim arkadaşlar? Şu uzunluk zaten yükseklik. Eğer şurayla birleştirirsem, burası dik üçgen olur. Dik üçgen olursa Pisagor'dan ben HK uzunluğunu bulabilirim. Peki, o zaman hemen ilk önce şu uzunluğu bulalım. Zaten buranın ben 3 olduğunu biliyorum. Değil mi? Hemen burayı bulursam Pisagor'dan HK'ya ulaşırım. Peki burası 4 ise burası da 4. Burası, bakın 2, hemen burası da 2, buraya taşıdım. Dik üçgen mi? Evet. 2, 4, 2 kök, 5. Hemen bu üçgende Pisagor yapacağım. 3'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi, HK'nın karesi. 9 artı 20, HK'nın karesi 29, hatta kök 29 eşittir HK diyebiliriz. Geldik karedik prizmaya. Eğer benim prizmamın tabanı kare ise benim prizmamın adı karedik prizma oluyor. Peki kenarlarımı o zaman şöyle AA diyelim. Şuraya da H diyelim. Cisim köşegeni arkadaşlar. Şimdi cisim köşegenini hemen göstereyim. B ile H'yi birleştirirsem cisim köşegeni olur mu? Evet. Peki ben bu cisim köşegenini bulmak istiyorsam bir kere şurayı da bulmam lazım. Bir yüzey köşegenimi bulmam lazım. AA, A. Dik olduğundan AA burası A kök 2 mi? Hatta hemen yüzey köşegenini de YK diyelim. A kök 2 olarak belirtelim. Tabii ki taban yüzeyi için arkadaşlar bu. Şimdi Şimdi cisim köşegenini bulacağım. Zaten yüksekliğin H olduğunu biliyordum. Şuraya yazıyorum. Şuraya X diyelim. X'in karesi eşittir. H kare artı A kök 2'nin karesi. Yani X eşittir. Karekök içerisinde H kare artı 2A kare diyebilir miyim? Evet. Bakın mantığın nereden geldiğini, yani formülün nereden geldiğini anlarsanız, mantığını kavrarsanız hiçbir zaman unutmazsınız. Unutsanız bile soru üzerinde hemen çıkartırsınız. Anlaştık. Hacim, taban alanı çarpı yine yükseklik. Tabanım kare olduğu için A kare, yüksekliğim H. Yanal alan A çarpı H, A çarpı H, A çarpı H. Yani 4 tane A çarpı H mı var? Evet. Alan, zaten yanal alanı biliyorum. 4AH. 2 tane de taban alanım var. 2A'nın karesi şeklinde olur. Evet arkadaşlar, şimdi karedik prizma ile ilgili bir örnekle karşınızdayız. Taban alanı 16 cm. Taban alanım 16 cm ise demek ki bir kenarım 4 birim değil mi? O zaman şuraya 2 eş parça yermiş. Buraya 2, 2 yazıyorum. Buraya 4 yazıyorum. Yüksekliğim 8 cm. Yüksekliğim 8. Yani buranın tamamı 8 ise buraya ne kaldı? 4. 4 mü kaldı? Benden ne istiyor? KL uzunluğunu. O zaman şöyle düşünüyorum. Bakın KC'yi birleştirdim. Hemen şurada bir dik üçgen oluşturdum. Eğer ben şurayı bulursam buradan Pisagor'la hemen KL'ye ulaşırım. Şimdi 2, 4, bakın burası dik de 2, 4, 2 kök 5. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi artık bu üçgende Pisagor yapabilirim. 2 kök 5'in karesi artı 4'ün karesi eşittir buraya x diyelim. X'in karesi 20 artı 16 x kare 36 x kare x eşittir 6. İşte benim KL uzunluğum kaç birimmiş?
6 birimmiş, 6 santimmiş. Şimdi 2017 YGS sorusuyla devam ediyoruz. Ayrıt uzunlukları 10, 10, 25 olan bir karedik prizma ayrıtları, bakın şöyle çizelim. Ayrıt uzunlukları 10, 10 ve 25. Yani tabanım 10, 10, yüksekliğim 25. Olan bir karedik prizma ayrıtları bir birim olan küplere ayrılıyor. Daha sonra bu küplerin tamamı kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak biçimde yüksekliği bir birim olan. Yani küçük küçük küpler oluşturuyorum ben. Şöyle. Peki bunlardan kaç tane oluşturuyorum arkadaşlar? 10 çarpı 10 çarpı 25 tane oluşturuyorum. Neden? Çünkü bunun hacmi 10 çarpı 10 çarpı 25 bölü küçük küpün hacmi 1 1 1, değil mi? Ne oluyor? 1. Bu kadar ben aslında oluşturmuş oluyorum. Bu kalsın bir kenarda. Diyor ki bir karedik prizma oluşturuluyor. Doğru mu? O zaman karedik prizmanın yüzey alanı kaçtır diyor. Şöyle düşüneceğim. Yan yana bunları koyduğumu düşüneceğim arkadaşlar. Karedik prizmaysa 10 çarpı 10 çarpı 25. Yani aslında şurası 100 çarpı 25 demek değil mi? Evet. 100 çarpı 25'i de 10 çarpı 5 olarak, 10 çarpı 5'in karesi olarak düşünebilir miyim? Evet. Yani o zaman benim oluşturduğum karedik prizma, şöyle bir karedik prizma oluşturursam 50 50 olur mu kenarları? Çünkü kare olması gerekiyor ya. Ben buraya işte burası 10, burası 20 diyemem. Ya da burası 50, burası pardon, burası 100, burası 25 diyemem. Karedik prizma olması için taban kenarların birbirinin aynısı olması lazım. O zaman ne yapıyorum? Ben burayı 100 çarpı 25'i, yani 10 çarpı 10 çarpı 25'i 100 çarpı 25, yani 110'un karesi, 25 5'in karesi. O zaman burası 50'ye 50. Doğru mu? Peki, karedik prizmanın yüzey alanını istiyor. Tamam, 50 çarpı 1. Bakın, şurası aslında 50 çarpı 1 kadar. Aynı şekilde bu tarafta da var, bu tarafta da var, bu tarafta da var. Yani 50 çarpı 1 çarpı 4, yani 200 birim benim karedik prizmamın yüzey alanı. Şimdi küpe geçtik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz burada 200 birim bulduk. Bu benim için yanal alanlar, değil mi? Bir de neye ihtiyacım var? Taban alanlarım. 50 çarpı 50. Tabi bundan 2 tane var. 5 kere 5, 25. 25 kere 2, 50. Yanına 2 sıfır da koydum. Ne oldu? 5000. 5000 artı 200. Cevabım 5200. Demin taban alanlarını eklememiştik. Eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Devam. Şimdi küpe geçtik arkadaşlar. Tüm ayrıt uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgenler prizmasına ben küp diyorum. Tüm ayrıt uzunlukları birbirine eşit olacak. Şimdi cisim köşegeni A köküç. Neden A köküç? Hemen bakalım. Burası A, A, A dersem. Şurayı uzatırsam bakın burası A kök 2 değil mi? Neden? Çünkü 90 derece. A, A, A kök 2. Şimdi ben şu cisim köşegeni uzunluğunu bulmak istersem ne yapmalıyım? A kare artı A kök 2'nin karesi eşittir X'in karesi. A kare artı 2 A kare. X'in karesi, 3 a kare, x'in karesi, x kökü 3, a çıktı. Bakın size ispatında yaptık. Hacim a küp. Neden? Taban alanı a çarpı a kare. Yüksekliğim de zaten a küp. Alanım 6 a kare. Neden? Zaten tüm yüzeylerim aynı kareden oluşuyor. Kaç tane yüzeyim var? 6 tane yüzeyim var. 6 tane a kare benim için alan. Evet, geldik bu soruya. Bir küp vermiş. Bir kenar uzunluğu, bir ayrıt uzunluğu daha doğrusu 4 olarak vermiş. O zaman burası da 4, burası da 4. Doğru mu? Evet. Şimdi EK uzunluğunu istiyor benden. EK dediği şey, şurası mı arkadaşlar? Bakın. Evet. Şimdi EK'yı bulmak için ne yapabilirim? 4, 4. Şurası dik. Şu BG uzunluğu 4 kök 2 yapar mı? Evet. Peki ben bunu 2 eş parçaya ayırırsam 2 kök 2
2 kök 2 şeklinde yazacağım. Şimdi şu EG'yi de birleştiriyorum. Pardon, kötü birleştirdim biraz ama. Şimdi buranın dik olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Değil mi? Peki EG uzunluğunu da bulabilir miyim? Evet, çünkü 4, 4. Burası ne olacak? 4 kök 2 mi olacak? Artık ben bu üçgende Pisagor yapabilir miyim? Evet. Şuraya x dersem, x'in karesi artı 2 kök 2'nin karesi eşittir 4 kök 2'nin karesi. Aslında arkadaşlar bunu yapmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Şimdi size bir tane dik üçgen verilmiş. Hipotenüs dik kenarlardan birinin iki katı. Bakın hipotenüs dik kenarlardan birinin iki katı. Ben bu üçgeni nerede görüyordum? 30-60-90 üçgeninde. Eğer aklınıza geliyorsa direkt oradan yapabilirsiniz. Her şurası 30'dur, burası 60'dır derseniz direkt yaparsınız. Ama aklınıza gelmiyorsa ne yapacaksınız? Pisagor yapacaksınız. Biz Pisagor'la devam edelim. X kare artı 8 eşittir 4 kere 4, 16 kere 2, 32, değil mi? X kare eşittir, attım buraya, 24. X eşittir 2 kök 6. Geldik bu soruya. Yine bana bir küp vermiş. Şuraya kadarı 5 birim, burası 1 birim, burası 1 birim, buraya kadarı 5 birim. Yani aslında benim bir ayrıtım kaç birim? 6 birim, değil mi? 6, 6 yazdık. Peki, şöyle uzatıyorum bakın. Şöyle 1, şuraya kaldı 1, buraya kaldı 4, değil mi? Evet. Hatta kareyi istiyor benden. Hatta şöyle yapabilirim. Kare uzunluğunu bir dik üçgenin hipotenüsü olarak oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bakın burası dik. Doğru mu? Şurası dik. Burası 6 birimse burası da 6 birim. Burası 6 birimse burası da 6 birim. O zaman şu uzunluk 6 kök 2 birim. Peki. Artık ben bu üçgende, hatta ben bu üçgeni şu aşağıya taşıyacağım. 6 kök 2, 4 ve dik. Şu uzunluğu bulmam lazım. X diyorum. 16 artı, ya da uzun uzun yapayım. 4'ün karesi artı 6 kök 2'nin karesi. Ne oldu? 16 artı 72. Bu da ne oldu? 90 değil, 88 mi yaptı? Tabii burada x'in karesine eşit bu. X buradan 2 kök 22'dir. Evet arkadaşlar, sırada silindir konumuz var. Silindiri şöyle düşünebiliriz. Bakın bir kağıt aldım elime. Bu kağıdı bu şekilde sardığım zaman oluşturduğum şey bir silindir. Dikkat ettiğiniz zaman biz bu silindiri şöyle açtığımız zaman şuradaki, yani bu kısım benim için yanal alan oluyor, değil mi? Ben bunu sardığımda şu aşağıda kalan dairelerin çevresi de bu dikdörtgenin uzun kenar oluyor. Değil mi? Mantıken böyle düşünebiliriz. Hemen şimdi geçelim örneğin anlatımımıza. Ne yapmışlar? Yine bir kağıdı şöyle sarmışlar gibi düşünüyorum. Tabanımda bir daire oluşturduk. Tabii iki tane tabanım var. Bir de neyim var? Yüksekliğim. Yükseklik demin gösterdiğim kağıttaki kısa kenar, dikdörtgenin kısa kenarı gibi düşüneceğiz, değil mi? Şimdi yanal alan 2πRh. Neden 2πRh? Biz ne dedik? Tabanın çevresi aslında o kağıdın uzun kenarı. Uzun kenarı, yani dikdörtgenin bir kenarı, bir de dikdörtgenin kısa kenarı var. Ben bu yanal alanı bulmak için bununla bunu çarpmıyor muyum? Burası dairenin çevresi ise şurası 2πR değil mi? Dairenin çevresini nasıl buluyorduk? 2πR ile buluyorduk. 2πR çarpı h. Bunu anladık. Alan 2πR kare. Nasıl bulduk? Benim tabanlarım daire. Dairenin alanını πR kare ile bulurum. İki tane tabanım var. 2πR kare. Artı bir de yanal alanım var. 2πR h. Bunu da anladık. Geldik buraya, hacim. Ne demiştik? Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Tabanım daire olduğu için πr kare çarpı h yaptım. Geldik örneğimize. ABCD dikdörtgeninin alanı 24 pi. Yani ben şuraya
K dersem. K çarpı 4, 24 pi mi? Evet. O zaman K buradan 6 pi gelir mi? Aynen öyle. Peki 6 pi dediğim şey aslında şu dairenin çevresi değil mi? Evet. O zaman 2 pi R, 6 pi. Tak 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 3. R buradan ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Yani benim tabanımın yarı çapı neymiş? 3'müş. Peki hacmi bulmak istiyorsam ne yapıyordum? Pi R kare H. Pi R kaç? 3. 3'ün karesi 9. H kaç? 4. Cevabım 36 pi. Geldik bu soruya arkadaşlar. Şekil 1'deki silindirin içindeki su, yani şurada bir silindir varmış. Bakın silindirimiz taban yarıçapım 2. Yüksekliğinde 2 olacak şekilde bir silindir. İçindeki su şekil 2'deki silindire boşaltılıyor. Tabii şekil 2'deki silindire dikkat. Taban yarıçapım 3, yüksekliğim 4. Diyor ki ben diyor bunu da boşalttığım zaman yüksekliğim kaç olur? Neyle işlem yapacağım? Neyle düşüneceğim? Hacimle. İlk önce buradaki suyun hacmini bulacağım değil mi? Pi R kare H tamamı dolu olduğu için 2'nin karesi 4 çarpı tamam olduğu için 2. Yani 8 pi. Anladık. Şimdi bu 8 pi'lik suyu ben gidiyorum ikinci şekildeki silindire boşaltıyorum. 8 pi eşittir. Pi R kaç? 3. 3'ün karesi 9 çarpı H. Neden 4 değil de H dedim? Çünkü ben suyun nereye geleceğini bilmiyorum arkadaşlar. Yani tamamını doldurmayacağız zaten belli. Ama nereye geleceğini bilmediğim için H olarak söyledik. Pi'ler birbirini götürdü. H eşittir 8 bölü 9 olacakmış. 8 bölü 9 santimetre olacakmış. Geldik buraya. A'dan hareket edip kutunun sadece yan yüzeyini tek bir dolanım yaparak en kısa yoldan B'ye giden karıncanın ağlıyor. Şuraya bir karınca çizmeye çalıştım. Pek güzel olmadı ama idare edin arkadaşlar. Şimdi ben bu gibi sorularda nasıl düşüneceğim? Aslında bu silindirin açık hali şöyle değil mi? A ne demiş buraya? D C. Aslında açtığınız zaman şöyle bir şey olur. Ve karınca buradan buraya gider. Peki ben şuranın 24 pi olduğunu biliyorum. Doğru mu? Şimdi yarı çapım ne? 5. Ben bu yarı çaptan yararlanarak şu yanal alanın uzun kenarını bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Peki uzun kenarı nasıl bulurum? Bu dairenin çevresini bularak. Yani 2 pi r'yi kullanacağım. Bu da ne demektir? Şöyle yapayım arkadaşlar. 2 çarpı pi çarpi 5. Yani 10 pi mi? Evet. O zaman şu daireyi sildim. Rahat görmeniz için. Buraya da 10 pi yazdım mı? Artık ben şurayı bulursam aslında karıncanın gittiği yolu bulur muyum? Evet bulurum. Peki şöyle düşünün. Bakın burada 5'in 2 pi katı var. Burada 12'nin 2 pi katı var. 5, 12, 13 üçgeni. O zaman burada da 13'ün 2 pi katı mı olacak? Evet yani 26 pi. Demek ki benim karıncam A'dan B'ye gidene kadar 26 pi kadar yol almış. En kısa yolu buymuş. Bu kadar arkadaşlar prizmalar konusu.